Gerçekten yine o MVP performansına bir atıfta bulunuyor resmen. Of, C'den açılan oyuncular var. Alpha Charity'yi aldı ama devamında bir temizlik adeti aldığı için Kaunzin Orgul'u alacak. Bir sonraki round'a ulti'yi de getirmek isteyecek. Aynen öyle. De iki vurmuştu. Yani Plant'le beraber de ultisi gelecek artık gerçekten. Initiator'ınızın ultisiyle sahip olması, ki siz burada zaten Fade'le tek Initiator'ı kullanıyorsunuz. Daha iyisi olamaz Loud adına. Ama şimdi C'ye kurmadılar. A'ya gidip oradan da orb alıp bir de... Bir kişiden daha, bir kişiye daha böylece aldırmış olacaklar aslında ulti küresini. Ki Sada aldırıyorlar. Gerçekten Viper'in de çok kuvvetli burada. Oo, yani... Crowder, Ecel gönderdi Kaunzin. Eksi kredi yazabilirdi burada ama... Daha fazla eksilmesinin önüne geçiyor. Kill vermeyerek ve kill'de Tarati B'de. Oğlum durun lan, tabiyeler koyamazsın. Yine tabanca doğru bir perde açıkacak. Ooo! Da yani inanılmaz iki tane. Nasıl böyle bir şey olabilir? Yani Sadak için ikinci kill almak daha zordu. Al birini vur lan, birini vur. Biraz yormaya çalışıyor rakibini ama kill çıkmayınca, yani erken bir kill çıkmazsa eğer Fnatic cephesinde hemen save kararı gelebilir. Evet evet, yani daha kötü başlanamaz. Şimdi silahların bir tanesi yerden alındı. İkincisi için de Sadak gidiyor, bulduğu oluyor. Yine 4-0'a geliyor. Aa, timing attı. Yalnız, fena bir timing oldu Alphajar ama tabii Tüs hala çok dikkatli şimdi. Alphajar ölecek bu arada. Verecek. Aspas vuracak onu. Takım arkadaşı Aspas döndü hemen. Aspas vuracak. Eyvah eyvah. Leste meydan çevirdi. Bir daha ekran alamazlar. Hakim bir Loud var. Son oyuncu Chronicle'ın Crosshair'ından çıktı Les. Yine Ascent'in ilk yarısında nasıl bir başlangıç yaptıysa Loud. Vura vura giriyor. Ekstra önlemlerde alabileceği bir dakika değil şu an. Çok daha net bir eğim haritası bu arada. Yani Ascent'te çok daha dar alanlar, taktiksel biraz daha ön plandadır ama burada dümdüz aim fight'lar var site'lere girerken. İşte Loud şu an ısınmış olmanın da verdiği avantajla inanıyor, güveniyor vuruşlarına. Chronicle sadece C site'ta. Şimdi basit havuzu gelince geriye doğru çekildi. Alphajar bir kapı açacak. Yalnız Paranoia da var. Paranoia'dan Neptian oyuncu var ama Leo 2 tane vurdu, 3'te vurabilir mi? Kill aldı. Side'da hala Chronicle'lar. Oh be Chronicle'lar. Onu vursam var ya. 2v2 biraz Loud'un tedirgin olacağı bir pozisyon. Bu arada net söylüyorum. Aspas'ın araması bu lazım. Bu tarafı falan puşlayacaklar. Kanka plant aldıktan sonra %100 suya puşlayacaklar. Bak izle. Aspas bu arada önde. Evet. Savaşmak istiyor. Ben Marshall'a puşardım ama. Aspas'ta tüy. Bosser yukarıya denemek istedi ama. Diyeceğim de canları aldı. Ama Marshall vurur ya yanlış. Göremedi. Ben ondan çıkardım. Loud'dan. Pidgeoy basic geliyor, diyor, kapıyı çıkaramadı. Ondan sonra bir de Viper ultisi geliyor. Ama önce dikkatli olması lazım. Kaunzin burayı bekliyor. Smoke düştükten hemen sonra birkaç mermi denemeleri. C'yi bu arada bekleyen Les, o da sanıyorum Chronicle'ı gördü. Umat belim ağrımıyor mu? Yok. Taret de tabi var orada. Taret'i almış bu arada Chronicle. Hemen perdenin önüne geçiyor Kaunzin'le birlikte. Loud orb'u aldı. Aspas hemen hızlandırabilir bu esnada Kaunzin. Dörke'yi aradı ve sonunda yakaladı. Şimdi Les'i bekleyecekler. A'ya mı oynanacak oyun, B'ye mi bilmiyorum. Yalnız ama... Bana bu Ascent'i hatırlatıyor biraz Berke. Round'un özellikle başlangıç kısmında kaybedilen bir Dörke var. Yani Dörke'nin oyunda kalması lazım. Sıcak fight'ta kalması lazım. Kill alması lazım. Böyle oynayan bir oyuncu. A'ya ulti attı. Yalnız A'ya doğru bir şey katıldı. Üzerinden... Dönecek B'ye doğru borsa, yürüye geldi vurdu. Hemen Ecel'le beraber info alan ve geriye doğru çekmeye çalışan bir Kuanzi var ama boş olduğunu biliyorlar. Ultisi boşa gitti. Oh! Şimdi Aspas burada ultiyi kullanmak durumunda kalacaktır side girişte. Aydın boş olduğunu biliyor, side girişte ulti atmaz bence. Side girişte ulti atmaz, evet. Biraz güven almak istiyor Kuanzi implantı alırken. Riske ettiler backside şu an için ama şu an istedikleri oldu. Aspas bir ulti var. Biz bayılmazsa kanka. Yetim bak, bir şey söyleyeyim mi size? Şu an Aspas'ın ultisi varken en az 5-10 saniye çalabilir Aspas çok rahat bir şekilde ulti açtığı zaman. Ya Fnatic için kolay bir round değil. Monster'ın ama ultisi var, o önemli. Muhtemelen atar ultisi. Yani sana katar bilmiyorum. Ultinin arkasını atacaktır. Ulti açtı Aspas. Bekliyor, son ana kadar bekleyecektir. Fnatic de onu bekliyor ve gönderdiği yerden rampadan kill'ini çıkardı Aspas. Şimdi Vostra 45 anla beraber hit'e kolemeye çalışacak. 3 tane oyuncu birden ağaçta. Aspas pick edip Volbeck'lerle beraber Neo çıkamadı oradan ve son kalan Vostra içinde. En çok hızlı bir pause gelir mi sence? Emin edemiyor, doğru. Fnatic adına işler daha da kötü gidiyor, çözüm yok. Eko değillerse gelir kanka. Yani gitmek isteyebilirdi çok ki geç geliyor olmuş. Farkındaysanız çok sıkıntı bir durum bu arada. Viper'ı ve hala Chronicle arada bir ulti diff var. Yani bu da şu anın biraz ultinin geliyor olması, Sadan ultinin geliyor olması bunlar olası bir durumda bir sayıda aldıkları zaman Sadan ulti atması, Viper ultisi biliyorsunuz çok güçlü yani. Direkt bir round daha kazandırabilir de orada sıkıntı bir durum bayağı. Alphajar geri çıkacak da şöyle baktı kapıdan geri geldi. Bostor smoke arkası. Aa, Sadan ultisi geldi. Orb hizasından gelen bir
kill. Hem spike de düştü ama tabii alınabilecek bir yerde. Kanzin de 6 can. Yalnız kapı açılınca dikkati dağıldı. Alphajer'in 4K bu arada. Headshot'la beraber Marshall'dan bir skor daha çıkardı. 4K kapı geçişine bakmaya devam ediyor. Rakibinin solda olduğunu düşünüyor ve gelen bir tecit var. Lester'den. Yalnız 4K'nin bir şansı vardı. Oğlum bu tecidi B'ye attılar ama C'ye yani girecekler. B'yi geri ittirip bile C'de bitirecek. Loud. Aa, Boster yakalandı. Dörken'in hiç yardımı olmayacak. Dörken'in buradan bir kez çıkarması lazım. Yine Allah denedi. Yine isabetsiz. Enti. Kaçırdı. Ve buradan çıkmak zorunda. Şimdi yardım geliyor ama Dörke. Yine isabet yok. Ve kill verdi. Boster bu arada yakalanmış. Leo burada. Aspası bu kadar yakında beklemeyebilirler. Bir soru işareti var. Ulti geldi bu esnada ama Chronicle'da yakalanıyor ve tek başına biliyorlar kaldı artık. Leo. Les'in yeri belli. Bolbeck denemeleri olacak. Olurken Les çıktı. 4 kill toplamı. Play olacak az sonra. Bir side heavy alacaklar. Mesela Lord muhtemelen round'u buradan çevirecek. Çünkü buraya birazcık hem yetenek harcadılar hem de Viper dahil olmak üzere burada olduklarını biliyorlar. Viper ultisi olan bir takım dolu side'a girmek istemez. Tam tersine eksik olan side'a girip o ultiyi açmak ister. Kapıya basıldığı gibi bu arada Boston'a ezber vuruşlar. Dörken'in yeri belli oldu. Aa, Alfa'yı görmediler. Olmasa diyeceğim ama Alfa'cer herkesin geçmesini izlemeli. Heyecan yaptı. Ama takas geliyor Dörken'den. Çok iyi, çok iyi, güzel çok iyi, çok iyi. Nice lan Alfa'cer. Gerçekten Memlian'ın arasında dans etti resmen. Nice lan oğlum. Ve Aspas tek başına seçildi birlikte hemen. C girişine doğru yaklaştı. Enteresini kullandı. Orada burada olmasına rağmen hala olur öyle, o kadar olur. O kadar olur canım. Chronicle aşırı disiplinli shoulder atmaya devam ediyor. Şimdi yavaş yavaş Boston üçledi C'yi. Ya yani Fnatic'in çok disiplinli oynadığını biliyoruz ama dans etti, arka sönük adamı vuramadı. Trajim arkasını dönük adamı vuramasının sebebi spray yapmaya devam etmesi. Bence dalga geçecek bir detay yok. Adam iki tane vurdu zaten. Spray'e devam etti. Yani Valorant'ta spray atmak kolay bir şey değil. Adam da bir de hareket etti yani. Hani dalga geçmek için hareket etmiyor o adam orada. Vuruşlarını kaçırsın diye hareket ediyor. Kaçırıyor da. Yani komik bir durum değil bence. Çocuk yapacağı en iyi şeyi yaptı bu arada. Net yaptı yani. Çok yakın zamanda 4K ve Boston zaten ultileri hazır. Yalnız C'yi bırakıp dönmeye karar verdiler. Evet. Enteresan bir karar bu. Ya adamın orada zıplaması dalga geçme amacıyla değil. Vuramasın diye zıplıyor zaten. Ve B önüne 4 tane oyuncu yürüyorlar. Orb'a mı gitmek istiyorlar diye bakıyorum. Şu an için taret kırıldıktan sonra A-Link biraz kalabalık. Monster da çukura doğru iniyor. Aa, burada iki farklı silah seçeneği çıkarıldı. Ulti geldi. Harika. 4K. Oğlum çok iyi lan. Harika bir yetenek. Yolun katkıları. Yine bir de direkt geri çıktı. Boss'ın çekmesinin içinde kalan 3 oyuncu. Çok iyi okudular bu arada oyunu. Veda evet, etti adaya. Evet, gerçekten yani öyle. B'yi okumak için harika bir zamanmış. Sence bu fight'ten çok fazla şey kaçırmıyor mu? Rakibi doğruya ne gelince şu an daha iyi hissetilemez belki. Şey Les 26 can. Leon'un 1-2 mermisine düşecek birazdan. Son kan atması da Boss'ı vurdu. Fatih'ten bir mesaj mı? Tek istedikleri bir kill çıkarıp. Beşlemelerle 7-5 olursa daha iyi olur. Fizz bu arada hemen paranoyu kullanıyor. Tabii nade hasarı da var mı diye bakıyorum. 31 cana kadar düştü ve headshot geliyor 4K'den. Burayı fightlamaya devam etmek isteyebilirler. Ama etki aldıkları için geri çekilecekler. Şimdi gözler Les'te. Odin çok yoruyor bu arada şu saatten sonra farkındaysanız. Dikkat etmesi lazım. Baksana da Boster'a. Geldiği belli az çok mermilerin. Chronicle bu arada ayıkladı adeta Kaunzin'i. Ve 5 ve 3 avantaj Fnatic'te. Yani Loud şunu çok iyi yapıyordu. Toplu halde bir yerlere girmeyi. Şimdi biraz harita yayıldıkça enter vermeye başladılar sağdan soldan. Ve enter verirken de bir bölgeye dalmadılar. Bu arada Sadak çok güzel bir yere sızdı ama orayı Chronicle beklemiyor. Chronicle spawn çıkışını bekliyor A'dan. A'dan ultisi var bu arada. B'de hiçbir şey yok şu an. Yetenek yok. Boster yok. Ve burayı kaybettiler şimdi tabii. Alphajet'e tecrit falan var ama Sadak'ta da bir Viper'in açılacak. Alphajet tecriti yani atsa çıkmak zorunda kalacaklar bu arada. Ama burayı kapatacak mı ulti? Önemli olan o. Kapatıyor mu? Çıkmak zorunda kalmayacak ama yeri az çok vururlar ya. Boster tarar burayı Odin'le. Herkes oraya doğru geldi. Oo, bir de Boster'dan yer gök aynı geldi. Var mı? Bu da çözülmesini çok büyük var ölçüde sağlayabilir. Ama tabii şu an ikinci Moli'yi göremediler bu arada. İkinci Moli kırılamadı. Moli bu biraz sıkıntı bir yaratabilir, sorun. Zaman kazandırabilir. İkinci Moli çözüyor. Bu patlatıldı ama Spike'ın üzerinde değil şimdi. Nate geldi, yarıya kadar alamadılar. Görmedim. Çok büyük problem var şu an Fnatic için. Seçil geliyor. Seçil geldi. Moli de var Spike üzerinde. Aspas'ın bu Seçil daha geldi. Bitti. Seçil galiba bomba patladı. Yeteneklerle kazanılan bir out oldu. 7'yi bulacak.
Ölenlere bakalım. Leo da kaybedildi. Umut Buran da izlemediysen çok şey kaçırdı. Yani... Bu talep kırık. Adam buraya sızıyor sonuçta. Hem de sonuçta. Çok da baskın başlayan rakibine karşı. Yani Chronicle bunu biliyorsa Chronicle'a yazar ama Chronicle bunu bilmiyorsa atıyorum. Fnatic komple Alfajar dahil hiç kimse bunu fark etmediyse o zaman Chronicle'a yazmayabilir. Biz burayı almaya çalışıyoruz ama Sodak'ı bilen yok. Sodak tek başına geldi oradan. Chronicle'da düzeltiyorum. Hani şey yapıyoruz, talep yeni kırıldı değil. Adam sızabilir mi? Timing hayır. Sodak hiç beklemedi bossların burada olabileceğini. 4v4'te eşitlik var. Hücum şimdi ulti ile birlikte C'ye doğru gidecekler. Yeri belli oldu Alpacer'in. İyi bari ölmedi. Çıkmadı lan. Belki ama 42 cana kadar düştü. Saydı kaybetti Fnatic. Oğlum ölmedi. Boş ver boş ver. Hücumda ölmedi. Post plant avantaj. Lao da geçiyor. Plant'i kim alıyor? Kaunzin alıyor Plant'i. Bir de gözü var. Paranoy hala duruyor bu arada. Hızlı. Aa, evet, arada çok iyi smoke attı. Bir tane de. Öldü aslında oraya. Sağma onu bıraktılar. Ay çok güzel olabilir bu. Kaunzin şu an line arkadaşlar yaptı. Şu göz çok sıkıntı çıkartabilir. Tam spawn çıkışında Sait'i gören bir. Göz olacak. Gelen bir smoke, üzerine gelen bir yapışkan, yalnız yapışkan önemli info da verecek. Atamadı, düzgün atamadı. Şu an abi. Tabii hiçbir şey duymuyor bir yandan da ama açıldı artık. Fakat Boster ilk bir fight'e girmeli burada bilmiyoruz ama Speler bu arada Leo'dan Les hala orada. Nice. Alfajar takas 1v2 pozisyonda Alfajar'ın artık save'e gitmek safe, durumunda safe, kalacağı safe, bir safe, operatör olacak ki. Nice oğlum. Banzin'de vurunca zaman kalmadı. Ama anasını satayım 8-2 oldu. 8'i bulacak ilk yarıdan. 12'de 12 yapan bir Lower final var mı? Karşı. Var. Lower var. İnanılmaz bir ilk yıldız. 4 ketek. Ve oyun C'ye gidiyor gibi gözüküyor. En azından C'long kontrolü erkenden aldı Laut. A'da da bir ulti açıldı. Bu ulti... Les yani maçtan güzelsin reis bırak. Tonları var Asantik'i. Yaşlandık. Shoulder picklerden. Alpaşe'nin burada olduğunu görünce tabii... Aa yine aynı yere ulti geldi. Yani. Oo, B'ye çok rahat girecekler yani. Nereye attı lan ultiyi? Sadak iyi bir timing kollayabilir mi? Burada. Sadak çok iyi bir noktada. Yeri belli ve Chronicle'ı düşürdüler. Gelen Ecel yerini belli etti. Boster, Leo düşmüş bu arada. Boster yine aynı oğlum, mesafeden. Oğlum Boster'a var ya bence küfür ediyorlar şu an ya işlerinden. İlerlemeye devam edecek. Kör oldu. Paranoya etkisinde. Kör olunca da tüş. Boster'a kill alıyor. 9'a doğru gidiyor Laut. Yapacağı hiçbir şey kalmadı orada. Şimdi Alpacan bu arada rampaya kadar geldi. İyi bir vuruşla beraber. Durumu aha 2-2. 2v2'ye geldik. İki oyuncu da ağaç tarafında kaldılar. Şimdi oraya doğru tabii yeteneklere baktığımızda özellikle 4K full yetenekte bumbot var. Renk tesirli var. Şimdi Alfa bak önüne şu an smoke atabilir bu arada. Attı da. İşte bu smoke geldi bu arada. Smoke mantıklı şu an. Operatör olduğu için ama. Gibi. Gelen bir asit havuzu. Sadak'tan gelen mermiler var. Hasar gelmedi abi diyor. 4K'nin renk tesirli iş yapmama zaman. Nice oldu. Var mı zaman? Var. Nasıl vurdu lan bombayla? 2B 4 alındı burası. Ne kadar güzel oynadılar lan kanka. Oğlum neydi? Nasıl vurduk lan adam? Nasıl? Bir kill'de 11 round'da. Tuyuz ölecek. Tuyuz çıkıyor. Tuyuz öne çıkıyor ama 4K. Onu yemezler kardeşim burada. Dezavantajlı pozisyondan avantajı çevirdi. Fnatic bu round'ı alırsam. O hareketi ben de round'da birkaç kere yapmayalım. Ranked'da bile yemiyorlar bazen o hareketi. 4D kill yok belki ama hala atmaz burada. Bilmiyorlar atması. Leo'yu yakalayabilir mi? Hayır. 5v2 pozisyon. Şimdi Kuanzin May çıkışında güzel yardımlaşıyorlar. Leo ile Chronicle. Onu da Chronicle vurdu. Güzel yardımlaştılar herhalde. Latin Amerika. Evet, yani aa, C'yi alıyorlar. İyi savaşırız. Her şeyi bırakıp sonra iki kişi de B'den pushluyor. Sıkıştıracaklar burayı. Fnatic eğer bunu fark ederse direkt oyunu A'ya hızlandırır. Laut inanılmaz arkası. Ay Boster. Geldi. Net gelecek mi diye baktım. Kutu arkasında var. Mid'den de bir push var. Sadak çok mermi kaçırdı ama baskı var. Taret yardım etmeye devam ediyor. Taret'ten bir headshot. 6 kişilik bir saldırı roundu. Oğlum Alfajar yaşa lan. Nasıl değmedi orada? Bir tane değil. Yeterli olmadı. Atakcan Fnatic'te kapı açıldı bu arada burada. Talihsiz bir senaryo olabilir Laut için. Karşılıklı killer yani yok. Görün. Sadece Fnatic cephesi çıkarıyor killeri. 5v2. Siz de görün. Nice. 4 canıyla o da 4K'ye yakalandı. 2 stack. Onun da C'de olduğunu hatırlıyorlar. Evet yani işte agresif oynama, baskıyı arttırma mottosu belki de burada Loud'un biraz başına dert açıyor. Yani tamam C'yi de kumda almaya da okuyayım ama kumdan spawn'u puşlamak, paranoya peek atmak falan yani bunlar çok geniş bir harita burası. Herkes bir köşeye saklandığında veya kendini cover aldığında Moruk bir de karşısında Fnatic var şimdi. Fnatic'e karşı bunu yapmak kolay bir şey değil ki. İnfo almaya, girişik yapmaya devam etti. Hem eğimleri şerefli bir round. Leo Vandal çekmiş. Başka vandal var mı? Alfajar vandal çekmiş. Kesmeye devam ediyor. Boster vandal çekmiş. Chronicle vandal çekmiş. Oğlum full'e gitmişler. 4K'ye ve Leo'ya yine... bonusu demek ki vandallarla geçirmek istiyorlar. İkisi şu an 6 yükteler. 3'er 3'er.
Umut adamlar bonusu Vandal'la geçirmek istiyor bu arada. Baksana baylara. Yükleri toplamak. Bayram da daha da kuvvetlendir. Risk alıyor. A'ya stack yapma kararı ki doğru gibi görünüyor Loud'dan. Benim mikrofon kapalıymış, pardon. Kanka normal çıkçası, yani 5'i 8 geridesin. C'yi çok temizlemedi. Bir de fanatik yarım armor oynamayı seviyor ya. Kesin eko alamam. Zaten sürekli oyun korumayı tutabiliyorlar. Artık kapı açılma sonrası çünkü diğer oyuncağa geri dönüyorlar. Chronicle dışında. Zaten fakelediler de bak. Evet, şu an mesela bunun 3D info olması lazım. Aldı. Hani ya 3D'nin fake olduğunu anladı. Ya şu an şunu anladığı anda rotate attırabilir takım arkadaşlarına. Ama stack atmak istediler. Mucizevi olması gerekiyor bu saatten sonra. Yine hala A'yı işliyormuş gibi Chronicle bir tane de. Bu arada Boster'la şey silahları değiştirdi 4K. Bomboş sayda girecekler zaten. Plant'ı kime aldıracaklar ben onu merak ediyorum şu an. 4K mi Leo'ya mı acaba? Takımı C'ye çağıracak. Sanırım 4K olacak. Side tarafında bıraktı. Aynen 4K'ye bıraktılar. 4K'ye aldırıyorlar Plant'ı. Mantıklı. Genel olarak. Ulti yüklerinin ilk gelmesi hedeflenen oyuncu belki Fnatic kadrosunda. Ve artık 8-6 bak şu an bu arada Fnatic full safe oynayacak. Çünkü 4 Vandal'ın ismini düşürmek istemezler. Şöyle hani en fazla 4K'nin vurulması lazım ki Marshall gitsin, 4 Vandal kalsın. Kime gitti? Genki. İstediğini alamayabilirdi ama headshot'ı gönderdi oyuncu açıdan Less'e. Kanka kalan oyuncular olabildiğince tabi spike'a düşmek Fnatic isteyecek. Fnatic comeback atarsa hani, adam yapacak gibi geliyor. İyice geliyor. Bu son ana kadar burada bekleyip düşmek isteyecek, kaybedecek hiçbir şey yok. Yani burada düşmesi daha değerli bence. Evet yani ulti. Zaten her türlü bir sonraki round'da bir yatırım gelecek. Evet evet yani Marshall'da oynamayacaktı zaten, zırhı da yoktu. Böyle 2-0'lık seri falan yaparsa zaten bu demek oluyor ki oyunun son bölümüne geliyor Loud. Aynen öyle. Şimdi daha baskısı hemen Loud savunmasından. Fnatic'de 4 kişi C arkasında. Ağabeyin vermek istemediler. Fnatic'in de biraz hedefi C'ye gitmiş. Perdeye dikkat çekerim bu arada. Perde. C'den sonra alacağı bir ulti yükü daha Dörke'nin kaydı bölme perdesi. Aktif hale getirecek. B önünden de almak istiyorlar. Ya şu Q'nun yani arkasına geçerlerse şu perde devreye giriyor. Bakalım buraya bir deneme gelecek hani mi? Buradan Kuan çıkan oyuncular için. Yetenek kullanacaktı. Bu moddan dolayı kullanamadı. Gelen bir yapışkan. Üzerine renk tesirli. Ultifresini aldırmadılar ama... Evet, A'ya geri dönüp A'yı tekrar alacaklar muhtemelen bu arada. Haberiniz olsun. Ben öyle düşünüyorum. Dörke'yi alır. Nereye uçar? C'ye uçar. Ya C'yi warpları vesaire aldılar ama A'yı da geri almaları lazım. Çünkü takımlar A'yı aldıktan sonra genellikle A'da bir adet kişi bırakıyorlar zaten. Fnatic de almak istiyor şu an burayı. Paranoya canını sıkacak. Dörke ulti açacak mı? Önemli olan o. Ultiyi çektiği anda eline... Açacak mı? İşler fena karışacak. Ama çekmedi ulti eline. Dörke çok rahat oynuyor yakında şu an. Yakında halbuki A-Link'te iki tane oyuncu vardı. Dörke tabi bilmiyor. Onlar da rakibinin hani riskine karşı oyun B'ye dönecek buraya toplu durmayalım deyip A'nın daha da geri savunmasına doğru çekildiler. Link tarafında Kuanzin var. Hemen infoyu aldı, geriye doğru çekildi. Alfajar bir tane. Göze bak. Kendine asist yaptı. Gözüyle birlikte entry bulmuş oldu. Dörke oğlum ultili adam öldü lan. Çekse ulti eline bir şekilde herhalde garanti altına alacaktı sanki. Mermi yerken bile atardı. Evet. En kötü ama zaten. Ya muhtemelen o ultiyi post plant'e doğru saklamak tabii, istediler. Tabii. B'ye girişinde çünkü hani müdahale edebileceğin çok iyi pozisyonlar yok. Kaka. Smoke arkası Alpajar yakalandı bu arada. Kanzin. Biri oturacak direkt muhtemelen. Bir çekme var o yüzden teplemek zorundalar. O çekme şimdi geldi. Ve Leo smoke arkası Kanzin'i yakalamış. Boston'ın girişikleri var. Headshot geldi Less'ten. Oyuncu üstünlüğü tamamen Loud'da tek başına kaldı ve Leo'yu yakalayan yine Sadak. Diğer elep durmadı değil mi kanka? Öyle bir muhabbet yapmışlar. Ben dikkat etmedim kanka. Sanki ikisini de atakta aldılar gibi geldi bana ama. Biraz sıkıntıda falan şu an. Şimdi pool'da kaldı bir oyuncu ve Sadık ultiyle yakalayan Dörke. İnfo aldığını biliyorlar Sadık'ın. Hemen arkasına çekme ve çekmeden kaçamadı. Kaçamadı. Bu arada Vumot. Lesi kovalıyor. Ve oğlum ne oluyor lan? Çıktı buradan. Yine bayağı sakin kaldı. Çıkmayı da başardı. Vay be. Yeri belli. Üçürüme de var ama sorunsuz bir şekilde çıkıyor. Less'ten gerçekten. Aslında ne? Kapı iki belki de bitecek. Round geri geldi onun sayesinde. Dörke kısaya doğru uzanacak. Dörke'ye buradan bir yardım var mı? Yok. Zaten kazanır bu arada. Bu arada paranoya var. Loud da biraz dikkatli ve kontrollü şimdi. Loud alacak bence. Retake için başlayacak. Önce smoke bırakıldı. Yeterek kullanacak. Dörke'de Kuvayda aslıdan Loud. Nefis var. Aspas entry'yi buldu orada. Sert'e gelirken tekrar retake'ti. Net biraz kısa kaldı. Yo ciddi hasarlar vermeye devam ediyor Leo ama zorlamaya tercih etti. 4'e 2. Ya yapacak hiçbir şey yok çünkü CT'den de baskı var. Takım arkadaşları yardımcı olamadı Leo'ya.
Şelali tarafından da aynı şekilde. Ve şimdi Alpacar'ın üzerine nice gidecekler. Alpacar 2'de aldı. Devamını getirmesi lazım. İçerisinde hemen bir Astavuz düştü dediğin gibi. Tüz Borda Chronicle'ı yakalıyor. Evet. Smoke içerisinde pozisyon aldı ama Alpacar bu pozisyonu değerlendiremedi. Çok kalabalık Loud. Tüz'ün killi. Merak ediyorum ama Asu'da. Irmağın ki kanka. Ben deneyeceğim diye aldım ondan da daha deneyemedim. Asması hemen bir orp şey mi? Irmağın 550 yılda yolladı. Nasıl çalışacak evet. Bakalım Fnatic? Yani şu an ben de bir 550 yıl bekliyorum denemek için. Sizin kadar ultiköle toplasınlar yetmeyecek zaten. Tüz açılan smoke'un önünde şu an. Evet Tüz. Deneyimlerimi direkt söyleyeceğim. Smoke çıkışını bekliyor. Oradan yetenek gelecek mi yoksa? Direkt mi çıkılacak? Şimdi Ecel'le beraber çıkıldı. Tüyüs hemen bir Barado'ya gönderdi. 4-2 köy kördü. Tetim çok önemli ki bir canı var ama 4-2 pikleme oğlum lan. Bir canı var. Bekle. Orada kalmaya devam etti. Muazzam bir vuruş var. Seçil'e şimdi çıkacak. 4-2'nin canı yok ki. Koaz'in zaten rakibinin modelini görür görmez bir iki mermi göndermesi yetti. Bir saniyede avantajını kaybediyor. Fnatic rakibine veriyor. Çok akıllı fightlar kabul ediyor evet. Loud. Yani hep Rüzgar'cığım teşekkürler abone olduğun için. Yardım hep yakın. Yasuo 8'e yapsın olsun Yasuo. İyi akşamlar. Etrafında... Aa. Ben mi kırayım, sen mi kırayım? Kırırsın, kırarsın. Sen mi vuracaksın abi? Yani derken aynen ben de poster gibi ekranı şöyle bir baktım. Bu maç görsemen lazım. Bu maça kör işlemez oğlum. Fnatic Loud maçtan hiç istemiyor. Derken, dediğin gibi kimse kırmadı. Taret'i aldı hemen oradan Sadak. Ama bu biraz tabii arkaya bırakılan bir taret gibiydi. Link'e dikkat etmek isteyecektir biraz daha Loud. Yani... B tarafı retake ama A'ya gidiyorlar 15 saniyeleri var Özgür abi. Yani burada vurmaktan başka şansı yok. Yani o saatte oyuncu kalamaz burada hayatta. Biraz zorlandı Aspas. İkinci oyuncu beklerler mi? Gördüler galiba. Soru o. Hemen gözünü kullandı. Kuan Zenlio. Şu an planta oturmuş durumda. 2 saniye kala Boston'ın kili var. Takas geldi. Spike plant alındı. Markadan da Les geldi. Şu an takımın en sıcak oyuncularından bir tanesi. Leo. Geriye doğru çekildi gözden. Kendini saklamayı başardı Sadak. İnfa almaya çalışıyorlar. Leon'un kafasını gördü. Boster'ı da fark etmiş olması lazım. Les açık olamaya devam ediyor. Yetenek yok daha fazla kullanabilecekleri. Site içerisinde Boster'ı gördü. Ve bu fight bir 10 dakikadır sürüyor. Atladı Sadak. Les de beraber abi, iki tane kill geldi. Ne kadar sarhoş gibi oynadı Fnatic site içinde. Çok yine kötü oynadılar lan. Site'deki iki ult var en azından. O Les'in yerinden emin değillerdi galiba bu arada. Yatırımlar yapılıyor ama. 3-13 bir Chronicle. Wallbang denemeleri Chronicle'dan isabetli değil. Arkası yine alındı Loud. My ult is ready. Bir Kaunzi'nin ulti de geldi. C'ye hemen bu arada Sadak'tan ult. Lover var evet. Fnatic elenmiyor merak etmeyin. Var. Lover'dan gelir Fnatic. Arkasına atılan bombot hemen kırılıyor. Bu arada geçen roundda olduğu gibi. Evet Astavuz hemen Tüz'ün olduğu yere doğru geldi. Tüz oradan çıkacak ama üzerine baskı yok. O yüzden Tüz rahatlıkla geri çekildi. Hatta orada bile kalmaya devam edebilir Smoke'tan sonra. Ki aynen öyle oldu. Yani oraya temizleteceğini düşünüyorlar. Şimdi Bombot da gelecek. Bombot'u kırdı. Oh, Nate var daha. Nate var. Çekme Nate geldi. Çekme Nate geldi. Dörke anında silindi serverdan. Dörke gitti. Beklediler, beklediler. Tüz belki paranoyayı biraz erken kullanmıştı takım arkadaşlarına göre ama onu ittirdiklerini düşünerek devamını oynamak istedi. Tekrardan A kontrolü almak istedi Fnatic. Bu sefer Dörke'yi kaybetmek durumundalar. Bu arada kontağa Lesi timeout alma var. Hakları kalmadı. Alamıyorlar çok maalesef. Çok gözüküyor. Altlı üstlü. Aspas ya bence Fnatic olması. Bekler misin? Vallahi Fnatic kötü gün geçiriyor ama değil de bence birazcık yani Chronicle kötü gün geçiriyor Boston'la birlikte. Başladı. Hemen hani tabi takımı etkiliyor ama Fnatic'in genelinde bir sorun değil aslında bu. Bir iki kişide olan bir soru aynen bu. Aynen öyle. Yani bu zaten round'un biraz da garanti skip etkisi var. Boss'ların kararları bence bu kadar doğru değil. Geldi, hemen yardıma geldi. Gördüğünüz oraya doğru kararlar veren Boss'lar yok. Bir de Chronicle oyunda yok. Bir risk, yani büyük bir özgüven ama geri çıkmaya çalışırken yakalandı. Leo'dan gelen bir headshot var. Ama tabii yani tecrit çok bir problem olacak. Bu arada içeri 4K kurdular. Yine iyiydi ya karosel. İçeri kurdular. T'de de iyiydi. Oğlum bombanın kurulduğu yere baksana kanka. Bomba içeriye kurulmuş. Hala oturamadı kimse. Tüz geliyorlar. Yarıya kadar alabilir. Bombayı yalnız niye buraya kurdunuz? Fule gider. Fule gider. Leslie'yi yakaladı. 12'yi buldu Loud. Ya bir de hani sarmalların evet, açılmadığı evet senaryoyu verememesi. Zaten hala favori bence. Lover'dan gelir Fnatic buraya da. Dörke'nin yeri belli. Yakına doğru Nate çıkarılıyor. Dörke kill çıkartamadı. Aspas. Bu bir sorun olabilir. Chronicle takas aldı ama. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Cenk. Dörk'ün tarafından yakalanıyor kendisi. Yok etti oğlum Loud Fnatic'e. Belki de Fnatic'in Laura düşeceği maç. Ve Aspas Leo'yu bulunca. Allah 4 ve 1 pozisyon. Fnatic Lover'dan gelip halleder yine bence. Halleder muhtemelen. Boster kaderini izliyor ama artık yapacağı hiçbir şey yok.
Kanka Lover'da çapraz eşleşme olmadığına emin misin? Meşru Batır'ı yudumlarken artık bizim kadarıyla yok. Öyle konuşuyordu çünkü. Düşünceler. Oğlum o zaman o Lover adaletsiz ki bayağı. Yani. 5 saniye. Nasıl yok lan çapraz eşleşme? Bir Guardian 4 bir yanı düşmanla çevrili. Alınması gereken bir spike. 5 saniye. Ben buradayım duvar kırması ve...